Ha? Her şey nasıl başladı diyeceğiz. Ha, diyebilirsiniz. Bir diyeyim bakalım. Demek de bakalım istiyorum. Kanka. De kanka. Her şey nasıl başladı? Aslında bu hikaye benim çocukluğuma dayanıyor. 12 yaşlarındayken öğretmenim bir gün sınıfa geldi. O zamanlar bir katilin adı sıkça televizyonlarda geçiyordu. Ondan bahsedip adını hatırlayamıyormuş gibi yaptı. Siz tanıyor musunuz çocuklar dedi. Hepimizin elleri havada. Hepimiz tanıyoruz. Peki dedi, şimdi toplumsal vade sağlayan iyi bir insanın adını söyleyin. Bütün eller indi. Vatan için şehit olan bir askerin adını söyleyin. Kalkan bütün eller yine indi. 2017'de Türkiye'nin zor dönemler geçirdiği bir sürede ana haberleri izlerken birden bu konu aklıma geldi. Çevremdekileri anlattım ve üzerinden 10 sene geçmesine rağmen bu konunun hiç değişmediğini iddia ettim. Sonra bunu nasıl kanıtlayabileceğimi düşündüm. Bir sosyal deney çekmeye karar verdim. Bu sosyal deney için bir rehberlik öğretmeninden izin aldım. Bir okulla anlaştım. Çocukların önüne katillerin fotoğraflarının olduğu, isimlerinin yazdığı birkaç tane fotoğraf bıraktım. Ve birkaç tane de iyi insan ve onlara örnek olabilecek kişilerin bilgilerini bıraktım. Hakkında ne biliyorsunuz diye sordum. Çocuklar artık katilleri değil, isimlerini bir kenara bırakın. Aslında onların gittiği okulları dahi biliyorlar. Fakat Aziz Sancar gibi aslında bu ülkenin hem popüler hem de çok önemli bir değeri için bile acaba hangisinden ödül almışlardı diyorlar. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz diye düşündük. Üzerine çalışmaya başladık. Ertesi gün bir sosyal deney yayınladıktan sonra benim telefonlarım çalmaya başladı. TRT Radyo'dan arıyorlar, Anadolu Ajansı'ndan arıyorlar. Ya bu nasıl oldu? Nereden aklınıza geldi? İşte bu çocuklar için ne yapacaksınız diye. Aslında bu soruyu duyduktan sonra biz de bir şey yapmamız gerektiğinin arayışı içindeyken artık emin olduk. Çünkü herkes için doğru bir problemdi bu. O zaman güçlü iyilik, iyi şeyleri duyurmak ve iyi olan her şeyi herkese ulaştırmak için kurulan bir dijital platformdu. Fakat yolda öğrendikleriyle, değiştirme becerisiyle ve tespit ettiği problemlerle birlikte bugünkü halini aldı diyebiliriz.